Odak programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda ekonomik krizi ve iktidarın ekonomi politikalarını mercek altına alacağız. Konuklarımız CHP Emek Büroları Koordinatörü ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı iktisatçı Nesrin Nas olacak. Odak başlıyor. Evimize ekmek götüremiyoruz. Abartılı gördüler. Çay iç. Bu bir vaka. Onun için bir hakikaten kontrolden geçmesi lazım. Ekonomik krizi ve iktidarın ekonomi politikalarını CHP Emek Büroları Koordinatörü ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı iktisatçı Nesrin Nas'la konuşacağız dedik. İki konuğumuz da hazır. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle Veli Ağbaba ile başlamak isterim. Siz bölgenin milletvekili olarak Malatya'nın. Sizce dün Malatya esnafı keyifle bir çay içti mi dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dağıttığı çaylardan? Tabii Malatya esnafı keyif çay içmedi. Ayrıca o videonun ana aktörü olan Malatya Milli Müşteri Odası Başkanı da keyif çay içmedi. O videoyu yayınladıktan sonra biz tabii video çok yayıldı bütün Türkiye'ye. Bugün bir yoğun baskı yaşadı o videonun ana aktörü Milli Müşteri Odası Başkanı. Sonra bu videonun bizim tarafımızdan kurgu olduğunu söyledi. O nedenle videonun ana aktörü büyük bir baskıyla karşı karşıya kaldı bugün. Aktörler işte bizi suçluyorlar sanki bu video kurguymuş gibi birazdan biz o videonun tamamını yayınlayacağız ki bu video sadece onun sosyal medyasında değil, bütün televizyonlar canlı verdi Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya gelişini, Malatya'ya televizyonlarda. Onu göreceğiz. Tabii aslında çok önemli bir gerçek ortaya konuldu bu videoyla birlikte. Daha önce bizim söylemeye çalıştığımız, bizim raporlarla açıkladığımız, geçtiğimiz hafta 81 ilde esnafları gezdi milletvekillerimiz, bizler. Genel Başkanımız geçtiğimiz hafta esnaflarla ilgili bir konuşma yaptı. Bu söylediklerimizin tamamını aslında dünkü ortaya çıkan video gerçek olduğunu ortaya koydu. Şimdi buradaki mesele konuşan Milli Müşteriler Odası Başkanı eve ekmek götüremediklerini söylüyor, zorlandıklarını söylüyor. Cumhurbaşkanı da abartıyorsunuz diyor ve alın diyor size keyif çayı için diyor. Bu tamamen gerçek bir şey. Biliyorsunuz pandemi başlayınca okulların kapatılmasıyla birlikte servisçi esnafı son derece bir zor dönem geçirdi. Diğer esnaflar gibi pandemiyle birlikte okullar kapandı. Sadece okul servisi yapan minibüsçi esnafı, şoför esnafı ve onların yanında çalışan insanlar büyük mağduriyet yaşandı. Türkiye'de yaklaşık 200 bin civarında okul servisi yapan minibüs var ve 200 binde onların yanında çalışan hostes dediğimiz insan var. Toplam 400 bin kişi. Bunları 2 ile çarparsan 800 bin kişi, 3 ile çarparsan 1 milyon 200 bin civarında insan bu işten etkileniyor. Yaklaşık 8 aydan beri bu esnafa devlet karşılıksız 1 Türk lirası vermemiş. Ayrıca Nisan ve Mayıs ayında 25 bin lira verilen esnaf, küçük esnafa verilen kredini de ödemesi gelmiş durumda. Bunlar 8 aydan beri çalışmadığı için bu krediyi ödeyecek güçleri de yok. Aslında söylemiş oldukları şeyden birisi de o. Borçların ertelenmesi, faizsiz ertelenmesini istiyor. Bir tek kuruş kazanmadıkları için bu günü gelen parayı da ödemeleri mümkün değil. Yani aslında müthiş bir video, yaklaşık 1 dakika 18 saniye süren bir video ama ilk kez bizim yayınladığımız dikkatimiz, yani izleyince çok garibimize gitti hakikaten. Bir orada bu Milli Müşteri Odası Başkanı da fanatik AK Partilidir. AK Parti her geldiğinde mesaj atar, bütün Milli Müşteri'ne çağrı yapar, herkes reisimizi karşılamaya gelsin diye. Biz de bunu defalarca eleştirmişizdir. Ama bu reisi her seferinde karşılamaya giden,
Bugün ekmeğe muhtaç olan minibüsçü esnafı hakikaten durumu hazindir. Dünden itibaren bu minibüsçü odası başkanına biliyoruz, tahmin ediyoruz, AK Partili milletvekilleri olağanüstü baskı yaptı. Aslında bu çok önemli bir video. Hatırlarsanız ananız da alın git dediği videoya benzer bir video aslında bu. Yani AK Parti kez bir durumu yönetemiyor. Bir durumla yönetemez durumda. Ve bunlarla çok büyük, aslında çok büyük bir gerçek ortaya çıkmış durumda. Şimdi biliyorsunuz bir medya düzeni var Ezo Hanım. Nesrin Hanım'da bir medya düzeni var. Bu medya düzeni, büyük bir medya düzeni. Burada Türkiye'nin aslında yaşanmış olduğu şeyler değil, iktidarın istediği şeyler yayınlanıyor. Bir tarafta Türkiye'de 10,5, yani Türkiye'nin yarısı neredeyse yoksul, açlık sınırının altında 10,5 milyon işsiz var. Ama yandaş medyaya baktığımızda sorunsuz bir Türkiye, hızla büyüyen Türkiye, işte rekorlar kıran Türkiye, büyümede rekorlar kıran bir Türkiye izliyoruz. Ama aslında ilk kez gerçeği AK Parti'nin medyası da belki bilmeden görmek zorunda kaldı. Bu video o an neden önemli. Yani bu videoyu çeken bir Cumhuriyet AK Partili değil. Bu videonun çekilmesinin nedeni bir muhalif değil. AK Parti'ye böyle ölümüne bağlı olan bir esnaf odası başkanı, minibüsçü odası başkanı. Bu nedenle bu video çok önemli bir video. Bizim belki aylardan beri anlatamadığımız, esnafın durumu anlatamadığımız şeyi bir kez, bir defa da atlattı, anlatmış oldu. Bu biraz şeye benziyor. Ecevit döneminde esnafın durumunun anlatan en büyük simge, biliyorsunuz yazar kasatılmasıydı. Bence birinci simge, o, yani o hükümete karşı yapılmış en büyük, bu dönemde yapılmış eylemlerden birisi budur. Bir diğeri de Devlet Bahçeli'nin askıda ekmekti. Hükümete karşı yapılmış en büyük eylem bence bu ikisidir. İkisinde birisini AK Partili biri yaptı. Diğerini de Cumhur İttifakı'nın büyük ortağının lideri Sayın Devlet Bahçeli yaptı. Evet, ona da birazdan geleceğiz. Şimdi Sayın Nesrin Nas'a dönmek isterim. Ekonomik krizin göstergeleri her geçen gün artıyor. Bugün itibariyle dolar da 8 liranın üstüne çıktı. Her ne kadar hükümet dolarla işimiz yok, bizi ilgilendirmez bu kur yükselişleri dese de çok zorlu dönemler bekliyor aslında Türkiye'yi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısı vardı. Tüm bunlar Türkiye ekonomisinde nasıl bir gelecek vaat ediyor bize? Evet Ezo Hanım, ben aslında Sayın Vekilimizin bıraktığı yerden bağlayarak devam edeyim. Yani bu Malatya'da yaşanan olay, işte madencilerin yürüyüşü ve madencilerin tepkisi, Denizli'de yaşanan olaylar ve valinin denetlediği esnafın gebermek istiyorum diye son derece yalın bir şekilde ifade ettiği durumun gerçekliği. Bütün bunlar askıda ekmek projesi, işte her gün her yerden geçinemiyoruz diye yükselen feryatlar, bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman Fransa'daki boykot da dahil, Fransız mallarını boykot da dahil ya da işte dün ya da ondan önceki gündü galiba işte ey Amerika sen kiminle dans ettiğini bilmiyorsun çıkışı da dahil, hepsi aslında aynı resmin bir parçası. Hepsi beraber bir resmi oluşturuyor. Şimdi ekonominin çok kötü bir durumda olduğunu içinde yaşayarak biliyoruz zaten. Ama bunun temel üç sebebi var. Bakın çok adım adım geldik biz. Ya daha doğrusu görerek geldik. İşte biraz önce Sayın Ağbaba belirtti. Dedi ki onların kurduğu medya düzeni dedi. Bağımsız, tarafsız ve özgür bir medyanın olmaması. Toplumda özgürlüklerin alanını daraltılması ve tüm itirazların şiddetle bastırılması. Böyle başladı bu işler ve sonunda şuraya geldi. Şimdi Türkiye önce hukuk dışına çıkarıldı. Bir bütün olarak anayasasızlaştırıldı. Hukuk dışına çıkarıldı. İkincisi siyasetsizleştirildi.
Yani her ne kadar ortada bir parlamentomuz var gibi görünse de o parlamentonun elindeki en önemli yetkiler alındı, tırmanlandı. En sonda işte bütçe yapma hakkı elinden alınıyor. Artık bütçe denetimini yapamadığı gibi bütçede toplumun, kamunun kaynaklarının nerelere taksis edildiğini de göremeyecek. Üçüncüsü de ekonomi bütünüyle bilanço dışına taşındı. Bakın bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi biz borçlanmaları takip edemiyoruz çünkü artık hazinenin dışında borçlanan varlık fonu diye bir kurum var. Biz piyasadaki göstergeleri takip edemiyoruz. Çünkü işte Merkez Bankası'nın temel göstergesi olan politika faizi bir gösterge olmaktan çıkarıldı. Bu nedenle ekonomiyi de okuyamıyoruz. Şimdi dün Cumhurbaşkanı'nın abartıyorsun demesinin arkasında yatan da bu. Ekonomi o kadar bilanço dışında ki muhtemelen kendileri de ipin ucunu kaçırdılar. Çünkü her seferinde yeniden bir oyun kurmak zorunda kalıyorlar. Şimdiye kadarki temel yönetimleri krizi krizle kapatmaktı. Krizi bir başka krizle örtmek ve mümkün olduğunca da krizleri ileri bir tarihe taşımak. Krizleri ileri bir tarihe taşımak içinde ne yapıyorlardı? Önce diyorlardı ki işte sorunlar bizden kaynaklanmıyor, dış güçlerin bizim gündemimize getirdiği ve bizi kıskandıkları için yaptıkları şey, işte döviz fiyatını buna bağlayabilirsiniz. İkincisi şunu, işte korona onlar için çok önemli bir şey oldu, bahane oldu. Ve bütün bunları sorunlar bizden kaynaklanan sorunlar ya da bizim yönetim beceriksizliğimizden kaynaklanan sorunlar değil, bizim dışımızdan gelen sorunlar deyip ancak bu sorunları da görülmez hale getirmek için olabildiğince kredi mekanizmasına başvurdu. Şimdi ben Malatya'daki konuşmadan da şey yapıyorum, aldığımız kredileri diyor işte uzatılmasını istiyoruz, faizsiz olarak uzatılmasını istiyoruz diyor. Çünkü gelir yaratamadığınız zaman verdiğiniz her kredi bir süre sonra esnafı ezen bir şeye dönüşecektir. Ya da işte tüketiciye veriyorsanız onu ezen bir şeye dönüşecektir. Şimdi burada siz sürekli olarak böyle yaparak geleceğe öteliyorsunuz. Geleceğe ötelediğiniz sorunlar birikerek büyüyor ve karmaşıklaşıyor. Şimdi toplumsal huzursuzluk çok artıyor olabilir ama ben burada Sayın Ağbaba'nın da dikkatini çekmek istiyorum. Bu belirsizlikler, yani ekonominin bilanço dışına taşınıyor olması, devletin hukuk dışına taşınıyor olması, bunun yarattığı belirsizlikler ve siyasetsizlik hesap sormasını zorlaştırıyor. Tehditlerle baskıcı önlemlerin devreye sokulmasına zemin hazırlıyor ve böyle bir yönetim çok uzun süre varlığını devam ettirebilir. Yani bunu bir kere öncelikle bunu kavramamız gerekiyor. Yani ekonomide işte insanlar bağırıyor, yarı aç yarı tok yatağa giriyorlar, işlerini kaybediyorlar. Bugün artık Türkiye'de işsizlerin sayısı çalışanların sayısını artmıştır, aşmıştır. İşte Türkiye'nin dış borçları işte 431 milyar dolara çıkmış. Kısa vadeli borçları 128 milyar, kısa vadeli derken bir sene içinde ödeyeceğiz, 128 milyar dolara çıkmış. Biz bütün bunların altından nasıl kalkacağız? Ya da kuru işte 6.85'te tutmak için Merkez Bankası'nın elindeki 110 milyar dolarlık döviz kaynakları tüketilmiş. Ya yani bütün bunları bir tarafa realite olarak koyuyorsunuz ama bütün bunların üzerini kapatıp bu huzursuzlukları yokmuş gibi gösterecek baskıcı önlemlere başvurarak bunları sus duracak ama aynı zamanda oyunu yeniden reset edecek, yeniden kuracak imkanlar ellerinde. Bu oyunu yeniden reset etmek ne demek? İşte mevcut kredileri daha uzun vadeye yeniden yapılandırabilirler. Ekonomiyi mümkün olduğunca şeye, bilanço dışına taşıdığınız zaman ve sistemi de merkezileştirdiğiniz zaman tek kişinin karar vereceği, lütfederek
karar vericiyi, bir yapıyı kurmuş oluyorsunuz. Çünkü burada kurumlar yok artık. Kurumları da hepsini işlevsiz kıldık biliyorsunuz. Kurumları işlevsiz kıldığınız için işte liyakat da olmuyor. Çünkü liyakatın varlığı kurumsal yapının var olmasına bağlı. O olmadan şu anda Türkiye'yi işte Nobel Ekonomi Ödülü'nü almış olanları getirin, işte hazinenin Merkez Bankası'nın başına koyun, sonuç değişmez. Çünkü bir ekonominin yönetilebilir olması onun kurumsal yapısının sağlamlığıyla, güçlü olmasıyla ilişkilidir. Gelelim Fransa konusuna. Şimdi yani nasıl söyleyeyim size? Yani böyle bir politik tablo, böyle bir diplomasi dili emin olun çok şaşırtıyor beni. Şimdi Fransa'ya karşı bir kere Macron'a yönelik o diplomatik dilin çok ötesinde biraz doğru kelimeyi bulamıyorum doğruyu söylemek gerekirse. Yani rahatsız edici bir üslupla işte zaten ilk seçimde de gideceksin gibi bir şeyle ve akli sağlığını gündeme taşıyan bir söylemle böyle bir çıkış işin arkasından Fransa'ya yönelik bir boykot çağrısı. Şimdi Fransa'ya yönelik boykot çağrısını yapmak aslında bana şunu söylüyor. Biraz önce bilanço dışı dedim ya, bilanço dışına çıktı bütünüyle ekonomi. Gerçekten ekonomiye iyi falan okuyamıyorlar. Yani gerçeklikten kopmuş durumdalar. Çünkü Fransa ile Türkiye'nin dış ticaret ilişkisine baktığınız zaman biz Fransa'ya yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Tam rakamı 7.9. 8 diyelim yuvarlak. 8 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Fransa'dansa biz 6.5 milyar mal ithal ediyoruz. Yani biz Fransa'ya karşı dış ticaret fazlası veriyoruz. Dış ticaret fazlası verdiğimiz ender ülkelerden biri Fransa. Üstüne üstlük Fransızlar Türkiye'de en büyük yabancı sermaye yatırımı yapan ülkelerden biri. 5,5 milyar dolara yakın dış yatırımları var Fransa'nın. Yani şimdi bizim ihracatımızın içinde 3,5 milyar doları aşan bir otomobil ihracatı var. Renault ihracı yapıyoruz. Renault Oyak'la ortak, Renault Fransız. Türk şeyi değil. Yani Türk üretimi değil. Üstüne üstlük bir dolu Fransız markası fason olarak Türkiye'de üretiliyor. Sadece o Fransız markaları, o şeyleri ne denir, markalar, amblemler dikiliyor üzerine. Ve siz bu boykotu yaparak kendi firmalarınızı boykot ediyorsunuz. Yani onda o fason üretimi yapan tekstil üreticilerini işsiz bırakıyorsunuz. Orada çalışan insanları işsiz bırakıyorsunuz. Yani bu Fransa'ya boykot çağrısı da gösteriyor ki aynı zamanda işte Malatya'da yaşanan abartıyorsun demesi de gösteriyor ki çok ciddi olarak gerçeklik duygusunu kaybetmişler, evet. Kopmuşlar yani. Kendileri de okuyamıyor, evet. Artık ekonomi. Yani o hani kafada 40 tilki dolaşır diyoruz ya, o tilkilerin kuyrukları birbirine o kadar dolaşmış ki artık kendileri de şeyi göremiyor, realiteyi göremiyor. Yani işimiz gerçekten çok zor, evet. Kolay değil. Ben şimdilik bu kadar söyleyeyim. Çok sağ olun. Tekrar Sayın Ağbaba'ya dönmek isterim. Siz konuşmanızın, evet, sonunda hem Malatya'daki mesele hem de askıda ekmek kampanyası, Türkiye'deki krizin itirafı dediniz. MHP iktidarın küçük ortağı olarak askıda ekmek kampanyasının aslında bu iktidarın yarattığı ekonomik krizin itirafı olduğunu sizce bilmiyor muydu gerçekten? Yoksa artık hakikaten o bilinen tabirle mızrak çuvala sığmadı da MHP acaba ben bundan nasıl kurtulurum mantığıyla mı hareket etti? Nasıl oldu o? Bence tabii MHP'nin bunu hesap ettiğini sanmıyorum. MHP çok iyi niyetle halkın ekonomik durumunu görerek böyle bir kampanya başlattı ama bunun bir gerçeğin göstergesi olduğunu herhalde düşünemedi. Yani çünkü daha sonraki açıklaması, Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla ekmeksizler diye hakaret ediyor. Ama hakikaten askıda ekmek uygulaması müthiş bir olay. Ben samimiyetle söylüyorum. Atılan yazar kasadan çok daha büyük
bir eylem iktidara karşı, ama bunun hesap edilebildiğini ben düşünmüyorum. Devlet Bahçeli'nin gayet iyi niyetle yapıp ama bunun sonuçlarını hesap etmediği bir eylem olarak görüyoruz. Çünkü ya düşünün ki Ezo Hanım, bir ülkede askıda ekmek projesi uygulanıyor ve bunu yani eğer askıda ekmek durumuna gelmişsek biz, bu Türkiye'nin düştüğü hali gösteriyor. Tabi bunlar Türkiye'de daha önce öyle bir şey var deniyor. Ama bu küçük mahallelerde yapılan bir şey. Yani oradaki fakir fukaraya verilmek istenen bir şey. Eğer bu bütün Türkiye'de uygulanan bir şeyse hakikaten çok acı verici bir durum. Türkiye'nin ekonomisinin geldiği durumu gösteriyor. Yine bu dünkü yaşanan olay hakikaten çok ilginç. Şimdi Twitter'dan, sosyal medyadan bana saldırıyorlar. Bu video kurgu diyorlar. Yani bu kadar zeka geriliği olan, bu kadar herkesin karşıdaki herkesi aptal gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Bakın Ezo Hanım, bu görüntüleri, 4 dakikalık bir görüntü, bunu Oda Başkanı Mesut İnce kendi YouTube kanalından canlı yayınlıyor. Biz orada izliyoruz ve bu görüntüyü görünce çok ilginç diyoruz, kesiyoruz, yayınlıyoruz. Ve olağanüstü bir ilgi görüyor. Olağanüstü bir ilgi görüyor. Sonra Oda Başkanı'nı dün İsmail, bugün İsmail Saymaz konuşuyor. Bizim il başkanımız konuşuyor. Nedir durum diyorlar. Oda Başkanı diyor ki ya ben diyor böyle bir tepki beklemiyordum. Kırıldım, üzüldüm diyor. Böyle bir açıklama yapıyor. Ardından Oda Başkanı'ndan o kadar baskı geliyor ki, sonra diyor ki bu Veliha Baba'nın ve İsmail Saymaz'ın kurgusu diyor. Veliha Baba nasıl kurgu yapmış, birazdan yayınlayacağım o 4 dakikalık videoyu. Hakikaten ben o videoda kurgu yapmışsam her şeyi bırakacağım. Ama bu, ona bir şey söyleyecek bir şeyim yok. Acıyorum Oda Başkanı'na. Çünkü hakikaten buradaki milletvekilleri, iddiayla söylüyorum, AKP'nin milletvekilleri, hatta saray büyük baskı yaparak bu açıklamayı, bu komik açıklamayı yapmasını sağladılar. Açıklamada diyor ki, Veliha Baba'nın kurgusu. Ya ben ne kurgusu yapacağım, nasıl kurgu yapacağım? Bunu ayrıca Malatya'nın yerel televizyonları da yayınladı bu aynı görüntüyü. Ben bu kurguysa özür dileyeceğim bütün kamuoyundan. Bütün kamuoyundan özür dileyeceğim. Ama hakikaten ben o arkadaşı açıyorum. Malatya'da muhatap almak istemiyorum. Oda Başkanı. Keskin AK Partili. Her dönem bakın bugün açılıyor. Eve ekmek götüremiyoruz diyor ya. Eve ekmek götüremiyoruz diyor ama minibüsçüleri Cumhurbaşkanı'nı karşılamak üzere tek sıra diziyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayım. Ezo Hanım, Türkiye aslında bir ekonomik iklim var, bir de siyasal iklim var. Siyasal iklime baktığımız zaman Türkiye'de hani bir yaratılmak isteyen bir korku iklimi var. Bu korku iklimi Türkiye'de yaratılmış durumda. Bakın hiç ilgili ilgisiz herkes korkuyor. Geçen gün bir Malatya'da geziyoruz. Ne var ne yok diye konuşamam dedi, korkuyorum dedi. Sen neden korkuyorsun dedim. Yani adam işte bir lisenin müstahdemiydi, emekli olmuş, geçmişte tanıyorum. Perişanız ama Veli Bey'di, ben de daha önce tanıyorum. Çok perişanız, eve ekmek götüremiyoruz. İşte aldığım emekli maaşı yeni 1500 oldu diye konuşuyor. Sen niye konuşamıyorsun? Sen neden korkuyorsun? Ne yapacaksın? Şey, ya hepimizi izliyor, hepimizi görüyor diyor. Dedim sana ne yapacak? Aldığım maaş 1500-2000 arası bir maaş. Maaşını kesemez. Çoluğu çocuğu kurtulmuş, hepsi başka yerlerde ticaret yapıyor. Onlara bir şey yapamaz. Sana ne yapacak diye sordum. Yani verecek cevap yok ama Türkiye hakikaten bir korku iklimiyle karşı karşıya. Bunu çeşitli uygulamalarla yapıyor. İşte iş adamlarına Türkiye'nin en saygılı iş adamını 3 yıl boyunca cezaevinde, Osman Kavala'yı cezaevinde tutan iş adamlarına bir mesaj veriyor. Gazetecilere bir mesaj veriyor. İş adamlarına bir mesaj veriyor. Siyasetçileri yani, alarak siyasetçilere mesaj veriyor. Tabii bir siyasetçilere mesaj veriyor. Yani şimdi düşünün, bir Rütük var. Rütük denen bir kanal. İşte 50 kişiyi öldüreceğim diyen birine bir şey söylemiyor. Bir muhafazakar, Türkiye biliyorsun muhafazakarlaştı dönüyor iddiayla. Bir televizyon kanalında bir program yapılıyor. Artık savcı, hakim bıraktık artık. Bu sorunumuz olursa hakim de o, savcı da o, polis de o. Biliyorsunuz şey var, ne o? Müge Anlı var. Hepimizin kurtarıcısı. O bir konuşma yapıyor. Muhafazakar bir Türkiye'de. Diyor ki çocuk kimden? Test yapmışlar. Çocuk komşusundan yaşasın diye havaya fırlıyor.
Bunu bir muhafazakar ülkede yaşıyoruz. Geldiğimiz durum hazin, komik, yani ilginç bir ülkede yaşıyoruz. İşte anında terörist olmakla karşı karşıyasınız. Örneğin troller anlası terörist yapabiliyor. Anında kimse ciddiye almıyor ama yani bir korku şeyle karşı karşıyayız. Tam bu noktada sormak yaratıyor. İsterim. Biraz önce Sayın Nesrin Nas da değinmek istedi aslında. Ya da ben öyle anladım. Eğer yanlışsam düzeltin lütfen. Tüm bu krize karşı, Türkiye'de yaşananlara karşı, bu korku iklimine karşı acaba muhalefet karşı durmakta biraz cılız ses mi çıkarıyor? CHP olarak mesela... Yani o tartışılabilir Ezra'm. Yani çok içtenlikle, çok samimiyetle söyleyeyim, tartışılabilir. Yani muhalefet duruşla tartışılabilir. Örneğin muhalefet iktidar her gün karşımıza yeni bir düşman yaratıyor. O düşmana benimle beraber saldırın diyor. İşte dün düşman başkaydı, bugün düşman Fransa. Fransa'ya benimle birlikte saldırın diyor. Muhalefet partiler de o medya gücünden korkarak peki diyor, Fransa bize boykot yapıyorsa biz de Fransa'ya boykot yapalım diye diyoruz. Şimdi Allah aşkına bu boykotların ne anlamı var, ne anlamı var anlamak mümkün değil. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim o boykotla ilgili, hazır siz gelmişken. AKP Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl bir tane liste yayınlamış. Evet, Fransa'da evet. İşte... Laiklik de var. Evet, en başta laiklik yazıyor örneğin. Evet evet. Ya işte bunda da gizli kafa bu ama işte yakında biliyorsunuz Hollanda'ya ambargo koyduğumuzda portakal kesmiştik biliyorsunuz. Törenini hatırlar mısınız bilmiyorum. Portakal evet. Kesmiştik. Yakın yarın bir şarap şişelerini kırarsak Fransız şarap şişelerini şaşman ya da peynir kesebiliriz. Yani bu aslında Ezra'nın bir de yeni bir toplum yarattı yani. Bu da görelim yeni bir toplum yarattı. Bu toplum Recep Tayyip Erdoğan'ın her gün anlattığı tarihe inanan bir yeni bir toplum da yarattı. Onu da görelim. Yani bu toplum Kurtuluş Savaşı'nın yeni yaratmış olduğu kesin bir Kurtuluş Savaşı'nın olmadığına inanıyor. İnanış Savaşı'nın olmadığına inanıyor. Yunanlılar diyor biz nasıl denize döktük diye soran insanlar var. Bunların tarihçisi Fesli Kadir. Yani maalesef yeni bir toplum tipi de yaratıldı. Onu da görelim. Bu toplum tipi AKP'nin medya düzeniyle yaratıldı. Yani şimdi Türkiye'de maalesef tarihi okuyarak öğrenen kimse yok. Tarihi nasıl öğreniyor? En çok işte o siyah ekrandan öğreniyor. En çok konuşan adamdan öğreniyor. En çok konuşan adam da uzun adam. Uzun adam her gün yeni bir tarih diyor. Yeni bir tarih yaratıyor. Doğru yalan. Ama o kesin inanıyor. O tarihe göre Kurtuluş Savaşı hiç olmadı. Yani şimdi Cesaret Uzun da söyleyecek. İşte harf devrimi bizim var olan hafızamızı yok etti. İşte Cumhuriyet hilafeti kaldırmakla Osmanlı ve tüm Müslümanları yetim bıraktı gibi bir tarih anlayışıyla yetiştiriyor. Ama şimdi bir şey söyleyeyim. Çok böyle olumsuz, negatif konuşuyorum ama Ezo Hanım. Şimdi bir şey görelim. Bakın elinde yaklaşık 50-60 tane belki daha fazla televizyon kanalı var. Yazılı basın tamamına yakın. İşte ne bileyim Evrensel var, Bir Gün var, Yeni Çağ var, Karar var, Cumhuriyet var, Sözcü var. Onun dışında bütün medya, merkez medya dahil bunun elinde. Aklınıza gelen hangi büyük sivil toplum örgütü? Ne bileyim işte en büyük Türkiye Odalar Borsalar Birliği. Ne diyelim TESP. Ne bileyim başka örgütler. Bir bakın hepsi Tayyip Bey'in emrinde. Yani örneğin bir Odalar Birliği başkanıyla veya bir örgüt başkanıyla ondan habersiz bir şey yapamazsınız. Ama buna rağmen her şeye rağmen yarattığı korku iklimine rağmen derneği işte yüzlerce kurmuş olduğu vakıf var Ezra Hanım. Yüzlerce kurmuş olduğu yandaş vakıf var. Şimdi yüzlerce kurmuş olduğu dini vakıf var. Bunlar hepsini bir görüyoruz. Sanmayın ki bunlar kendi türüyor. Sanmayın ki cübbeli kendi büyüyor. Sanmayın ki o 13 yaşında kıza tacizde bulunan Sakarya'daki şeyh birdenbire çıktı sanmayın. Bunlar hepsini doğuran AKP'nin siyaset anlayışıdır. Evet. Yani onlar büyüyorsa bilin ki bunların sayesinde büyüyor. Şimdi bakıyorsunuz buna rağmen bakıyorsunuz hala kendi kültürümüzü yaratamadık diyor. Yaratamayacaklar. Yaratmazsa mümkün değil. Buna rağmen Türkiye'nin geldiği nokta bu. İşte laiklikle ilgili saldırılarını görüyorsunuz. Laikliğe yapılan
saldırıları görüyoruz. İşte bugün o sandıkla belediye başkanının yazmış olduğu, yani bilmeden yazmış olduğu bir şey de yok. Bilerek, bilinçli bir şekilde paylaştığım bir şey. Tabii ki Fransa'dan aldığımız sanır laikliğimiz, sadece Fransa'da laikliğin olduğunu sanacak kadar troll. O nedenle yani bunlara rağmen Türkiye hala umudunu kaybetmiyor lazım. Ben hakikaten çok umutluyum Türkiye'de. En böyle baskın olduğumuz bir dönemde bir bakıyorsunuz ki Türkiye'de 23 Haziran gibi, 31 Mart gibi sonuçlar alabiliyorsun. Yeter ki böyle işte bugün yaratılmaya çalıştığımız, hep beraber uğraştığımız, belki Nesli Hanım da katkısıyla uğraştığımızsın. Herkesin, toplumda herkesin emeği var. Bu demokrasi için, yani bütün hepimizin siyasi görüşü var, hepimizin önceliği var. Bu siyasi görüşleri bir kenara bırakarak ne için mücadele etmek? Demokrasi için mücadele etmek, evet. Parlamenter demokrasi için mücadele etmek. Hepimiz özgürce nefes aldığı, herkesin özgürce konuşabildiği bir Türkiye'yi yaratabilmek herkese görev düşüyor. Muhafazakarıyla da, sosyalistiyle de, milliyetçisiyle de, solcusuyla da hep beraber bunu yaratabiliriz diye düşünüyorum. Yani yaratmış olduğu düzene bakıyorsunuz, yapılan işlere bakıyorsunuz. Hakikaten hala Türkiye bu noktada o nedenle çok umutsuz da olmamak lazım, evet. Ama biraz önce hem ekonomik düzen hem siyasal düzen çok ilginç. Dolar 8 olmuş. Ne diye aha işte o kanallar nasıl haber verir diye düşünüyorsunuz. Yarım dolar 4 lira diye haber yapıyorlar. Yani bu ilginç bir Türkiye'yle karşı karşıyayız. Evet. Sayın Nesrin Nas'a dönmek isterim tekrar. Bu laiklik meselesini size de sormak istiyorum. Türkiye Fransa'yı boykot ederken laikliği nasıl boykot edecek? Daha da önemlisi Sayın Emine Erdoğan'ın çantasından vazgeçmesini nasıl sağlayacak Recep Tayyip Erdoğan Fransa mallarını boykot ederken? Daha da önemlisi bu boykotun sonuçlarının, mesela dediniz ki çok nadir ülkelerden biri dış ticaret fazlası verdiğimiz, zaten krizde olan Türkiye ekonomisine zararı ne olur? Türkiye ekonomisi çok ciddi zararı olur. Yani siz sadece ithalatçısı olduğunuz malları istediğiniz kadar boykot edebilirsiniz. Ama boykot ettiğiniz mallar içeride üretiliyorsa, Türkiye'de yapılıyorsa, Türk işçisi, Türk üreticisi tarafından yapılıyorsa, o zaman kendinize zarar verirsiniz. Yani kendi ayağınıza kurşun sıkarsınız. Şimdi bunu bir kere altını çizmek lazım. Yani şu anda ben tekstil üreticilerinin çok ciddi bir şekilde tedirgin olduklarını düşünüyorum. Röro işçilerinin çok tedirgin olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın bizzat Cumhurbaşkanı'nın başlattığı bir şey var. Bakın bu gerilim ciddi bir gerilimdir. Yani şimdi boykotlar çok sürekli olmayabilir. İşte bir hafta sonra her şey tavsar falan, ama yani bu yaklaşımlar bir diplomaside bir yerlere not edilir. Nitekim bakın Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecekti. Ancak Cumhurbaşkanı'nın Macron'la ilgili sözleriyle ilgili ne dedi? Bu dedi şeyde yeni bir dip noktası dedi ve ziyaretini iptal etti. Yani bu dalga dalga büyür. Yani bütün Avrupa'yı bir şekilde, ki Fransa ve Almanya Avrupa Birliği'nin temel ülkeleri, yönlendirici ülkeleri, bunları karşınıza alırsınız ve Türkiye giderek bölgesinde istikrarsızlık kaynağı olan, sorun yaratan ve hiçbir şekilde çözüm için masaya oturulamayacak bir ülke olarak görülür. Bakın son derece somut bir örnekten yola çıkayım. Libya meselesi, yani diyeceksiniz ki ne alakası var burada? Ama biz sahada olmayan işte masada olmaz dedik, değil mi? Evet. Libya meselesinde bir uzlaşmaya gidildi ve Türkiye masaya dahi alınmadı. Oysa sahadaydık orada. İşte Azerbaycan, Ermenistan, Karabağ çözümünde yine Türkiye sen uzak dur dendi. Ve Azerbaycan'da Türkiye'nin masaya oturması konusunda pek de öyle olmadı. Eğer siz, algınız sizin dünyada düzen bozucu ve kural yıkıcı bir ülke olarak yerleşirse, bir süre sonra hiç kimsenin yanına yaklaşmak istemediği bir ülke olursunuz. Bizim ekonomimiz neresinden bakarsanız dış kaynakla dönen bir ekonomi. Yani biz günlük hayatımızı bile o dışarıdan gelen borçlarla
döndürebilen bir ülkeyiz. Şimdi bütünüyle dış kaynağı işte rakamlar ortada yani. 431 milyar dolar borcunuz var. Kaldı ki içeride kendi vatandaşınız size güvenip parasını, tasarruflarını Türk lirası olarak tutmuyor ve size güvenip size Türk lirası borç vermiyor. İçeride kendi vatandaşlarınızdan bile hazine dolar cinsinden borçlanıyorsunuz. Euro tahvili ihraç ediyorsunuz, kendi vatandaşlarınızdan dolar cinsinden borçlanıyorsunuz. Şimdi bu kadar güvenilmez bir şeyiniz var, imajınız var, algınız var. Şimdi buradan kolay çıkış yok ama bu kavga devam ettiği sürece bu Türkiye'nin meselelerini kendi aklı ve kendi enerjisiyle çözme kapasitesini yok ediyor. Bu çok tehlikeli bir süreçtir. Yani şu anda tartıştığımız tüm konular bizim enerjimizi emiyor ve bizim sorunlarımızı çözme kapasitemizi yok ediyor. Bunda şimdi biraz Veli Bey beni bağışlasın ama muhalefete de biraz şeyim var, lafım var. Evet, biz bugünlere böyle sadece AK Parti'nin gayretleriyle gelmedik. Aslında hepimiz sorumluyuz. Bahçemize gelene kadar bu sorunlar beni ilgilendirmiyor, benden uzak diyerek arkamızı döndük. Oysa biliyorduk ki sizin çok uzağınızda olan bir çatışma, siz sessiz kaldığınız sürece gelecek ve merkeze yerleşecek, sizi de esir alacak, sizi de kendisine bir şekilde hedef olarak seçecek. Şimdi Türkiye'de baştan söyledim, dedim ki hukuk dışı anayasasızlaşma, siyasetsizleşme. AK Parti iktidarı MHP ile beraber siyasetin alanını öyle bir kapladılar ki muhalefete siyasette alan bırakmadılar. Daha doğrusu bıraktıkları alanı bataklığa çevirerek bırakıyorlar. Şimdi muhalefet de o bataklıkta siyaset yapmaya çalıştıkça daha da gömülüyor. Çünkü oyunu iktidar kuruyor. AK Parti iktidarı kuruyor. Ve o oyunu kurarken yerli ve milli parantezi açıyor. Yerli, milli, terörist, düşman böyle bir parantez açıyor. O parantezin içine kendisi gibi düşünmeyeni, kendisi gibi davranmayanı, yerli ve milli olmayan düşman, iç düşman, dış düşmanların içerideki uzantısı ve terörist diye yerleştiriyor. Ve bütünüyle iki kutupta muhalefeti tamamen köşeye sıkıştırıyor. Şimdi biraz önce Veli Bey konuşurken dedi ki işte Fransa'da boykot, halkımız böyle düşünüyor. İşte biz de yani boykotsa ne yapalım, boykot bir şekilde yanında yer almak durumunda kalıyoruz dedi. Asıl mesele tam da bu. Muhalefetin çıkıp gerçekleri söylemesi gerekiyor. Yani kardeşim, Fransa'yı boykot etmekle Fransa ile mücadele edemezsin, kendi sanayini vurursun demesi gerekiyor. Ya da kardeşim, kendi dışındaki sınırların dışında işte ülkenin savunması bilmem ülkenin dışında başlar diyerek sen Türkiye'nin kaynaklarını ve insanlarını o sınır dışında ölüme yollayamazsın. Senin şeyin, görevin bu sınırlar içinde refahı, özgürlüğü, adaleti sağlamak demesi gerekiyor. Yani anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz değil. Anayasaya aykırı diye sokağa dökülmesi gerekiyor. Belediyelere kayyum atandığında Kürt belediyelerine, burada İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayağa kalkması gerekiyor. İlla size dokunması gerekmiyor sizin adaletsizliğe itiraz etmeniz için. Ve iktidarın oyun kuruculuğunu elinden almanız gerekiyor. İktidarın bir kere peşine takılmayın. Yani bu dış meseleler, dış güçler, dış güçlerin saldırısı, işte yerli ve milli olmayan gibi önünüze her meseleyi getirdiğinde, çünkü iktidar şunu yapıyor, bakın altını tekrar çiziyorum, her meseleyi iktidar yerli ve milli bir mesele ya da yerli ve milli olmayan bir mesele şeyinde, parantezinde sunuyor. Ekmek meselesinde böyle sunuyor. Adalet talebinizi de böyle sunuyor. Barış talebinizi de böyle sunuyor. Şimdi muhalefet burada o yerli ve milli olmayan parantezini yırtıp atamadığı sürece ve iktidarın kurduğu oyunu oynamayı kabul ettiği sürece
ve siyasetin dönüştürücü gücünü reddedip propagandanın peşinde sürüklendiği sürece Türkiye mevcut sorunlarını kendi aklıyla çözemez. Evet. Dün portakal bıçaklıyorduk. Bugün Fransa bilmem şeyini işte boykot ediyoruz. Yarın işte Almanya Dışişleri Bakanı'nın tepkisi ve Almanya'daki camilerle ilgili yapılan o polis baskını nedeniyle muhtemelen Almanya'yı bir şekilde şey yapacağız, ne denir, protesto edeceğiz. Bunun sonu yok, hedef alacağız. Bunun sonu yok ama bakın son olarak söylüyorum, fazla zamanınızı almayayım. Hukukta, demokrasiden uzaklaşan ülkeler, yani bir süre sonra uzaklaşan ülkelerin sokulduğu dar koridorda halklarına refah ve zenginlik, mutluluk, barış, huzur getirmeleri mümkün değil. Çok tipik üç ülke vardır. Haiti, İran ve Burundi. Türkiye zaten onlarla birlikte anılıyor biliyorsunuz artık. Evet. Yani hukuk kriterlerini, özgürlük kriterlerini, demokrasi kriterlerini. Bu ülkelerin geçmiş 50 yılına bakın. Geçmiş 50 yılına bakın. 50 yıldan beri $1 toplam gelirlerini ekleyememişlerdir. Bu yoksulluk kapanına hapsolmak demektir. Şu anda AK Parti Türkiye'yi siyasetsizleştirerek, hukuk dışına çıkararak, tamamen bir güvenlik devleti haline dönüştürerek ve ekonomiyi de bir bütün olarak bilanço dışına taşıyarak Türkiye'yi böyle bir dar koridora sokmakta ve yoksulluk kapanına hapsetmektedir. Evet. Bütün bu boykotlar falan bunun şeyidir. Bu yola sokmanın çabasıdır. Kusura bakmayın sevgili Veli ağabeyim. Seni insan olarak çok severim biliyorsun. Saygı da duyarım. Kemal Bey'i de öyle. Yani Kemal Bey'in oyun kuruculuğu konusunda ve muhalefeti bir araya getirme konusundaki gayretlerine söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ama Allah aşkına şu oyunu bozun. İktidarın kurduğu oyunu oynamaktan vazgeçin artık, vazgeçin. Yeter deyin, yeter. Aslında programımızın sonuna geldik ama birkaç cümle de Veli Ağbaba'dan alalım isterseniz. Söz hakkı doğdu. Tabii şimdi bizim de hakikaten bütün bu durumları düşünerek siyaset yaptığımız bilinmesini istiyoruz. Bütün bu yani hem Nesrin Hanım'ın kaygılarını hem diğer insanların kaygılarını düşünerek siyaset yaptığımızın bilinmesini istiyoruz. Özellikle bazen zaman zaman biz de eleştiriyoruz genel başkanımız ama genel başkanımız bu konuda hakikaten Türkiye'yi bir araya getirmesi konusunda çok emekli olan ve bunu başaran bir lider. Yani biz bizim partimizin tabanında biz de daha önce hem İYİ Parti ile hem Saadet Partisi ile aynı yerde olur muyduk? Bu çok tartışılır ama onun sayesinde insanlar bir araya geldi. Yine İstanbul seçimlerini hep beraber gördük. Geniş bir Türkiye'nin önünü de açacak olan budur. Evet, evet, geniş bir uzlaşma oldu. Birbirine benzemeyen, yani, 50 benzemesinin yan yana durmasıdır. Evet, yani işte burada Kemal Bey'in hakikaten katkısı çok önemli. Kemal Bey, yani Türkiye siyaset tarihine gelmiş, herhalde en fedakar insandır diyebiliriz. Bakın, Cumhurbaşkanı adayı çıkardık, hiç şeyde gözükmedi, miting yapmadı. Yine hem 31 Mart hem 23 Haziran seçimlerinde Kemal Bey adayların önüne geçmemek için hiç propaganda bile yapmadı. Bu önemli bir şey. Yani Türkiye siyaset tarihi yazar herhalde Kemal Bey bu fedakarlığını. Bakın yerel seçimlerin en büyük başarısı hiç kuşkusuz ve tartışmasız Kemal Kılıçdaroğlu'na aittir. Biz Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a aday göstermek istediğimiz zaman kamuoyu ismi yazdığı zaman bu isim nereden çıktı diye bize şiddetle eleştirdiler. Şiddetle kızdılar diye bu Ekrem İmamoğlu nereden çıktı diye. Ama Ekrem İmamoğlu'nun arkasında sonuna kadar Kemal Kılıçdaroğlu durdu. Tabii MHK'da hiç tartışılmadı Ekrem İmamoğlu'nun ismi. Ama kamuoyunda hatırlarsanız sadece İstanbul örnek vereyim. Ekrem İmamoğlu ismi çok tartışıldı. Nereden çıktı, kimdir bu diye düşünüldü. Ama Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem Bey'in arkasında durdu. Ekrem Bey de aday yapan Kemal Bey'dir. Evet. Yine Türkiye'nin birçok yerinde bu konuda müthiş çabaları var. Yani hakikaten
Ve bugün Türkiye 31 Mart'ta 23 Haziran seçimleriyle bir nefes aldı, geleceğe umutla bakıyorsa tabii ki adaylarımızın çalışması yadsınamaz. Ekrem İmamoğlu'nun hiç kuşkusuz başarılı olduğu, çalıştığı asla yadsınamaz. Ama Kemal Bey sayesinde hem 31 Mart'ta hem 23 Haziran'da hep birlikte tekrar geleceğe umutla bakabildik. Bu ne zaman başladı? Bazen diyorlar ki adalet yürüyüşü neye yaradı? Adalet yürüyüşü bakın İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da, Bolu'da, Ardahan'da, İzmit'te sonuçlarını gördük. Adalet yürüyüşü bitti mi? Bitmedi. Hep birlikte yani Türkiye'de hiç ayrıştırmadan bir yanımızda muhafazakar, bir yanımızda sosyalist, bir yanımızda Kürt, bir yanımızda Türk hep beraber 2023'e kadar devam edecek. 2023'te inşallah Türkiye tekrar herkesin nefes alabildiği, herkesin kendini özgürce ifade edebildiği, tehdit olmayan bir Türkiye ile beraber 2023'te bu adalet yürüyüşü sonuçlanacak umarım. Yani Kemal Bey eleştirilebilir ama Kemal Bey'in Türkiye yapmış olduğu bu muhalefetin uzlaştırması bile 16 Nisan'dan başlayarak her şeyin üzerindedir. Türkiye'de bakın ben MHK üyesiyim. Kendisinin sağ olsun takdir etti. Yardımcısı. Bunun için söylemeyeyim. Zaman zaman da eleştiriyoruz ama Kemal Bey kadar şunu herkes siz de çok yakın tanıyorsunuz. Kemal Bey kadar demokrasi için işlemiş, hoşgörülü, bir yani yanında rahat konuşabildiğimiz, rahat eleştirebildiğimiz bir başka insan gelmemiştir. Onun altını çizelim. Evet. Sayın Nesrin Buna katılıyorum. Buna katılıyorum Veli Bey'in bu söylemine. Yani yüzüne her türlü eleştiriyorsunuz. Kemal Bey'in şu anda bu sorunları aşabilmek için hangi yol ve yöntemi izleyeceğimiz ve işte 50 benzemesinin bir araya gelmesi konusunda çok gayret sarf ettiğini biliyorum. Evet, yakinlikle evet. Şahidim buna. Ve onun varlığının şu koşullar altında ciddi bir şans olduğunu düşünüyorum. Ama eleştirmekten de asla durmayacağım. Şimdi bakalım ne yapacaklar. Çünkü biz mevcuda, yani bugüne ve bu hale razı olduğumuz ve iktidarın kurduğu oyunu oynadığımız sürece bu krizden çıkış yok. Evet. Türkiye bakın her şeyiyle çöküyor. Kurumları çöktü Türkiye'nin. Türkiye'yi insanlar, gençler terk ediyor. Bugün AK Parti'ye oy veren ailelerin çocuklarının %70'i kendi geleceklerini Türkiye'de görmediklerini söylüyorlar. Yani önümüzdeki araştırmalar bize çok acı şeyler söylüyor. Burası çoraklaşıyor. O çoraklaşan toprağı yeniden yeşertmek kolay değildir. Evet. Bizim yeni bir ülkeye, yeni bir şeye ihtiyacımız var. Bunun için de ana muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kurumsal yapısı ve gücüyle yeni bir oyun kurması gerektiğini ve iktidarın kurduğu o yerli, milli, terörist, iş düşman vesaire bu oyunu bozması gerektiğini düşünüyoruz. Evet sayın. Ezra Hanım ben de bir iki cümle sadece iki cümle alayım süremizi çok açtık buyurun. Tamam. Şimdi çok katılıyorum Nesrin Hanım'a. Bakın her mitingde Bay Kemal diyorlar. Tayyip Erdoğan her yerde Bay Kemal diyor. O yetmiyor. Devlet Bahçeli her toplantıda Kemal Bey'e saldırıyor. Bunun sebebi bunları kurduğu oyun planını bozan Kemal Kılıçdaroğlu. 24 Haziran'da bozdu. 16 Nisan'da bozdu. Önümüzdeki dönemde onlar Kemal Bey varken rahat bir oyun planı kuramayacaklarını gördükleri için Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu çok içtenlikle söylüyorum. Sizin söylediğinizde katılıyorum. Türk sadece Cumhuriyet Halk Partisi için değil, Türkiye için büyük bir şanstır. Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırmanın sebebi de nasıl oyun kuracağını bilmemekten kaynaklanmakta. Ve Kemal Bey her seferinde bunların sarayda kurduğu oyunu bozduğu için Kemal Kılıçdaroğlu'na düşmandır. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye için bir şanstır. Evet, Sayın Nesrin Naz, Sayın Veli Ağbaba çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Nesrin Hanım'a, Malatya'dan hem Ezo Hanım'a hem de Nesrin Hanım'a saygılarımızı gönderiyorum. Teşekkür ediyorum sevgili Veli Ağbaba. Teşekkür ediyorum. Bugün Odak programında ekonomik krizi ve iktidarın ekonomi politikasını mercek altına aldık. Konuklarımız CHP Emek Büroları Koordinatörü ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Anavatan Partisi Eski Genel Başkanı İktisatçı Nesrin Nast'ı. İyi akşamlar.